kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Televizyon, internet, telefon gibi aletlerin hükmü nedir? Zaten sorudan da anlaşılacağı üzere alettir bunlar. Aletlerin kendisi itibariyle bir hükmü olamaz. Mesela eliniz bir alettir. Bu aletin kendisi neye göre hüküm alır? Nerede kullandığınıza göre hüküm alır. Eğer siz elinize bir meyve alır, bunu meyvede kullanır yerseniz size şifa olur, eliniz nimet olur. Peki aynı elinizle bir zehir alır, ağzınıza yutarsanız aynı alet sizin için zehir olur, düşman olur. Demek ki aletin kendisi değil, aletin nerede kullanıldığı esastır. Allah'ın yarattığı nimettir bunlar. Allah'ın ihsan ettiği birer nimettirler ve bunlar şükür isterler ki bu nimetler bizim aleyhimize değil, lehimize şahitlik etsinler. Örneğin ateş Allah'ın yarattığı bir nimettir. Bu nimeti hayırda kullanırsak hizmetkarımız olur ama yanlışla kullanırsak düşmanımız olur. Evimizi, barkımızı, canımızı yakar yok eder. Öyleyse internet gibi, televizyon gibi veya işte radyo gibi aletlerin tamamı Allah'ın bize ihsan ettiği nimetlerdir. Bu aletlerin kendisi değil, nerede kullanıldığına göre hüküm alırlar. Şimdi konuya dört açıdan bakılabilir. Bir, görüntüler açısından bakılabilir veya sesler açısından bakılabilir. Oradaki görüntüler nedir? Hangi görüntüleri seyrediyoruz? Hangi görüntülerden istifade ediyoruz? İkincisi, içerik açısından, muhteva açısından insanlığa faydalı şeyleri mi, zararlı şeyleri mi? Ayrıca İslam ahlakına uygun olup olmadığı açısından bir de zaman israfı olup olmadığı açısından değerlendirmek gerekiyor. Bir alet ki siz onunla dünyanın öbür tarafına İslami bir konuda ulaşmak istediği bir bilgi ulaştırıyorsunuz. Ya da mesleki olarak öğrenmek istediği bir bilgi ulaştırıyorsunuz. Yahut da ailesine, topluma faydalı bir bilgi ulaştırıyorsunuz. Bak bu oldu. İslami bir bilgi ise ona göre faydalı. Hayatını ilgilendiren bir bilgi ise ona göre faydalı ve ibadet haline geldi. Ama aynı aleti ailesine, topluma, ahlakına, dinine, imanına zarar verecek bir şeyde kullanırsak hem kullananlar hem istifade edenler onu yanlış yerde kullandıkları için günaha girmiş olurlar. Ve Allah'ın bu nimetleri de ahirette onlardan davacı olacaktır. Hayırda ve güzellikte kullananlar o aletlerin olumlu şahitliklerinden istifade edebilecekleri gibi yanlış yerde kullananlar da o aletlerin olumsuz şahitliklerinden ve davacı olmalarından mesul olacaklardır. Onun için bir Müslümanın dünyanın neresinde olursa olsun, hangi teknik ve teknoloji gelişme olursa olsun ona karşı durması düşünülemez. Önemli olan ben bu aleti nasıl hayırlı, güzel, toplumsal bir faydada kullanabilirim diye kafa yormalı ve orada kullanmanın yolunu araştırmalıdır. Zararlarından uzak durarak faydalı yerde kullanırsa inşallah hem Allah'ın o nimetine karşı bir şükürde bulunmuş olur hem de o aletin kendisi hakkında faydalı şahitliğine sebep olmuş olur inşallah.